İyi akşamlar arkadaşlar. Ramazan ayının ilk orucunu tuttuk. 5 dakika sonra 24 Mart'a giriyoruz. Şöyle bir videomuz var. Bu konudan internete baktım, YouTube'a, sosyal medyaya falan. Çok bir örnek görmedim. Ben de iki lakırtı biliyorsam arkadaşlarla paylaşmak için bu videoyu yapıyorum. Gördüğünüz üzere çok katlı integrallerde nasıl yapılıyor? Arkadaşlar, satranç için ünlü bir satranç üstadının sözü var. Satrancın gelişimi, yani satrancın günümüze kadarki olan evrimi ile bir satranççının gelişimi paralellik arz eder. Matematik teorinin, matematik kalkülüsün gelişimiyle bir öğrencinin gelişimi paralellik gösterir. Bu notasyonlar ve yazılımlar zaman içerisinde, süreç içerisinde oluşan bazı kabullerin sonucudur. Yoksa bu notasyonlar buraya gelene kadar çok değişik matematikçiler kendilerince notasyonlar yazmışlardır. Şimdi böyle çok katlı integrali ben size söyleyeyim. Mühendislikte bizim fizik bölümünde pek görmedik ama hiç de görmedik değil. Böyle yüzeysel bir şey yaptık. Hatta şöyle hatırlıyorum ki kutupsal koordinatlarda R kare, sinüs, teta, D teta, D fi, DR şeklinde efendime söyleyeyim. Kutupsal koordinatların yazılımı bu hacmin 3 katlı tabii ki bu hacmin ifadesini yazarken bu kadar yani bizim fizik bölümünde okuduğumuzda da bu kadar görmüştük. Daha sonra tabii kendimizi geliştirirken internette bilhassa sosyal medya hesaplarında matematik gruplarında paylaşım yapan arkadaşlar da gördük. Şimdi böyle bir notasyon var. Aslında bu notasyon şöyle. Bakın diğer renk kalemle daha iyi olur. X'ler arasında Y, D'ye sandviç edilmiş. Aslında bu biraz da şuna benziyor. Şöyle yazmak bence daha uygun olur. Tabii şöyle 2x integral kök x'ten 1 artı x'e y dy parantez diyelim dx gibi. Şimdi bu şekilde kabul yapılabilir. Böyle olduğunu düşünün. Şimdi siz kadrajın hep ben dikkat edin videolarımda hep bir kadraj, bir yönetmen gibi kadraj kullandım diyorum. Bunun y'ye göre efendime söyleyeyim integre edersek burası ne olur? Y kare bölü 2 olur. Şimdi bir alt sınır bir üst sınır konacak yerine kök x 1 artı x. Önce bir 1 bölü 2 dışarı al. Y kare gördüğüm yere 1 artı x yazarsam 1 artı x'in malumunuz karesi eksi. Bu kez y kare gördüğüm yere kök x yazarsam x olur. Şöyle bir ifade olur. Düzenlenir mi? Düzenlenebilir. 1 bölü 2 yapalım. 1 artı 2x artı x kare eksi x. Bir tık daha gidelim. 1 bölü 2 x kareyi kafa aldım. Artı x artı 1 şeklinde bir ifade. Evet. Demek ki ben bu ifadenin iç kısmını böyle buldum. Evet. Bir yerde bir yanlış yapmadıysam, işlem hatası yapmadıysam ki bazen yapıyorum. Şimdi bunu kaldırıyorum. Bunu kaldırdım. Bunu gördüğüm yere şimdi o bulduğum ifadeyi yazayım. 1 bölü 2'miz var. X kare artı x artı 1 var. İlk etapta işte bu düz bir integral bildiğiniz düz bir integral. Şöyle yaparsak bir tık götürelim. Şu x'i gelin dağıtalım şuraya. X kare bu kez x küp artı x kare artı x dx integral dışına x üzeri 4 bölü 4 artı x küp bölü 3 artı x kare bölü 2. İntegral sabiti kullanmıyor çünkü alt ve sonu zaten onları götürüyor. Nedir? 1 0 1 1 1 1. Önce
sadece 1'i kullanıyoruz. Ha, şunu yazalım şuraya. Tabii sadece bunun gibi değil de sıfırdan 1'i. Sıfır koyarsak hepsi gümleyecek. Bir yerde bir işlem hatası falan yapmadıysak yapalım. Buradan ne çıkıyor? 1 bölü 4, 1 bölü 3 ve 1 bölü 2. 12 ile eşitleniyor. 3, 4, 6, 6, 10, 13. 13 bölü 12 buldum. Bir yerde bir işlem hatası eksiğim olabilir. Onu da kontrol edeceğim ben. Bazen de soruyu buraya taşırken yanlış taşıyorum. Hemen notlarıma bir bakayım arkadaşlar. Ne yaptık? Y kare gördüğüm yere 1 artı x yazdım. Onun da karesini aldım. Evet. Sonucu getirdik. 11 bölü 12 bulmuşuz. Tutmuşuz. Burada da ne bulmuşuz? 13 bölü 12. Bizim Zafer Akıncı'yla beraber fen bilgisi öğretmenliği yapıyorduk. 2003 senesinde Şirinevler Fatih Şubesi'nde. Zafer'in meşhur sözü vardı. Bir adamın adı ya Fatih'tir ya Yürek'tir. Peki. Bir yerde bir işlem hatamız var. Nereden golü yemişiz? Onu aramaya çalışıyorum. X kare eksi x. Hatta notlarımı, önce notları kameraya göstereyim. Çünkü video kapanıyor. Şu benim karalama kağıdım. Dur bakayım güzel görünüyor mu? Ay. Odaklaşın. Tamam. Biraz oldu. Dur, dokunayım elime de. Elim titrir. Tamam. Bu güzel oldu. Şimdi notlarda da hata yapmış olabiliyoruz. Tamam. Y kare 1 artı x yazdım. 1 artı x bölü 2 tamam. X bölü 2 tamam. 1 artı x kare dx kalemişiz. Şimdi notlarımı gösterdim arkadaşlar. Burada baktığım kadarıyla işlemlerde bir hata göremiyorum. Demek ki notlarımda hata yaptım. Burasını son bir kontrol yapalım. YDY doğru mu? Doğru. YDY. Y kare bölü 2. Sınırları koyuyoruz. Y gördüğüm yer 1 artı x. 2'yi dışarı aldık burada. Y gördüğüm yere kök x koyarsam x burada. Açarsak birincinin karesi burada. Birincinin ikincinin çarpı 2 katı. İkincinin karesi eksi bu tamam. Bu da tamam. Evet. Demek ki notlarımda hata yapmışım. Evet arkadaşlar. Çift katlı integrallerden basit güzel bir soru çözdük. Birkaç bölüm yapacağım bundan. Birkaç videomuz olacak. Herkese başarılar.